çoğumuzun hayatında gerçek potansiyelimizi gerçekleştirmemizi engelleyen ve huzurumuzu, mutluluğumuzu, neşemizi baltalayan en büyük unsurlardan biri belki de kaygı ve kaygının, kaygı silsilesinin yol açtığı diğer durumlar ve semptomlar. Ve bugün size kaygının gerçek antitezinden Kaygının gerçek panzehirinden bahsetmek istiyorum. Merhaba, ben Mora. Kanalıma hoş geldin. Bu kanalda dönüşüm yolculuğumu ve bu yolculukta edindiğim bilgileri, deneyimleri seninle paylaşıyorum. Yakın zamanlarda bir kampa gittim ve bu kamptaki deneyimlerim bana çok soruldu. Bu kamptaki kilit deneyimlerimden bir tanesini paylaşacağım sizinle ve bu deneyim köklenmekle çok alakalı. Gerçekten köklenmek ne demek? Sürekli duyduğumuz bir şey. Köklenmek, topraklanmak, kök çakra vesaire. Benim de daha önce bu konuda yaptığım videolar var. Belki izlemiş olanlarınız, bilenleriniz vardır. Ben bu konuya şu an biraz daha derinden bir giriş yapacağım. Aynı zamanda kendi hayat akışımla hangi bilinçlerin içerisinden geçtim? Hangi aşamalardan geçtim ve buraya geldim? Biraz bunlarla birleştirerek anlatacağım. Ayrıca son zamanlarda yaşadığım çok kilit inanç dönüşümleri, bilinç sıçramaları, açılımları oldu. Ve hepsi aslında hepsi dönüp dolaşıp bu konuya bağlanıyor. Ben de size bugün bunu anlatmak istiyorum. Çünkü burası gerçekten öz farkındalık yolculuğunda olan, kendinin farkına varma niyetini koymuş ve uyanmaya adım atmış bizler için Belki de en önemli nokta. Yani burayı halletmeden daha ileriye gidemiyoruz. Artık ben buna emin oldum. Defalarca şahit oldum. O yüzden sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelin bu konuda biraz derinleşelim. Bundan birkaç ay önce Kaygısız Sabahlar isimli bir atölye yaptım. Bu atölyenin çıkış kaynağı şuydu. Ben hayatımı ciddi anlamda derinden dönüştürmeye gerçekten çok kaygı içinde uyandığım, zihnimin mengeneler içerisinde sıkışıyormuşçasına hislere sahip olduğum, zihnimi bir araya toparlayamadığım kadar büyük anksiyeteler, artık paranoyaya varan durumlar yaşadığım sıralar başladım bilinçaltıma girişler yapmaya, hayatta o beni tıkayan şeylerin ne olduğunu keşfetmeye çünkü gerçek anlamda tıkanmıştım. Gerçek anlamda tükenmiştim. Bunlara öyle sendromlar, semptomlar, isimler takmak istemiyorum. Ama şöyle diyelim, ruhumun artık bu sana hizmet etmeyen bakış açılarıyla devam edemezsin deme şekliydi bana o dönemim. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Bir araba alıyoruz ya ve o araba belli aralıklarla bakımdan geçirilmesi gerekiyor. Belli parçalarının bakımı yapılması gerekiyor. Yağının değiştirilmesi gerekiyor vesaire. Biz artık bizim büyümemize, genişlememize kendimizin en sevgi dolu, en ışıklı potansiyelini gerçekleştirmeye geçmek istediğimizde ve üstümüzdeki araç gereçler, sahip olduğumuz donanım buna hizmet etmez olduğunda ki bunlar da aslında hayatı nasıl gördüğümüz, hayatla ilişkilenirken kullandığımız kılavuzlar, inançlar. Bunlar eğer o versiyona hizmet etmiyorsa artık e, o makineyi hurdalığa atmak ve yerine yenisini yaratmak gerekiyor. İşte zaten inançlarla çalışmak ve zihnimizi programlamak burada devreye giriyor diyebiliriz ve benim bu konulara girişim bu şekilde oldu. Artık tamamen beni A noktasından B noktasına götürmeyen bir aracın içerisinde hayatı yaşamaya çalıştığımı fark ettim zaman içerisinde. Dolayısıyla ben bu sabahları vızır vızır kaynayan bir zihinle kaygıyla uyanışımı nasıl dönüştürdüm? Buna baktığımda buradan çıkan e, bilgeliğim. Ve tabii ki bu bilgeliğin içerisinde benim formal olarak aldığım eğitimler içinden geçtiğim bilgelikler var. Yoga gibi, nörobilim gibi, somatik deneyimleme gibi. Bunların hepsini süzdüğüm bir atölye yapmıştım. Önceki videolarda da adını geçiriyorum ve şöyle bahsettim size. Bu atölyenin ismi kaygısı sabahlar ama bu öyle bir kişisel gelişim atölyesi veya şunları şunları yapalım kaygımız geçecek tarzı bir eğitim vesaire değil. Bu aslında oldukça derin bir içerik. Neye dair? Bizim ruhumuzun bedenimizde nasıl tezahür ettiği, bunların arasındaki ilişkiyi açıklayan ve böylece bu köklenme, kaygı, korku bunların arasındaki ilişkiyi açıklayan bir atölye. Bunu anlatma sebebim de şu. Ben bu atölyeyi hazırlarken orada bana akan ilham da şunu hissetmeye başladım. Ben gerçekten bu ikisi arasındaki bağlantıyı ve ilişkiyi sistematize etmek, kendimden çıkan filtrelerle ve kendi yolculuğumda belki de belli bir yaşa kadar, belli bir yere kadar en büyük en temel problemim olan köklenememek, bu hayatla güvenli bir bağlantı kuramamak olan şeyi aktarmakla yükümlüyüm. Aktarmak gibi bir işlevim var olacak. Çünkü bu atölye içeriğinin henüz çok daha büyük olacak bir içeriğin temeli olduğunu da hissetmiştim. Gerçekten yola çıktığımdan beri hayatla güvenli bir ilişki kurmak, bedenimin içerisinde güvende hissetmek, dünyanın üstünde var olmanın gerçekten güvenilir bir şey olduğunu idrak etmekle ilgili çalışıyorum sürekli. Ve zaten ben bunun çalışmasını yaptıkça diğer şeyler üstüne otomatik geliyor. Bazen bana danışanlar geliyor, insanlar geliyor diyorlar ki Hayat amacım ne? Ben bu hayatta ne yapacağım? Nasıl para kazanacağım? Hangi işi yapmalıyım? Ve ben de diyorum ki bak bunları 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 hallet. Bu saydıklarının yanıtı zaten gelecek. O yanıt bende de değil. Ben diyemem ki git sana şu işi yap. Diyemem ki git sana sanatçı ol, e, mühendis ol, avukat ol. Ki bizim dünyayla temel bir ilişki, denge halini e, yakaladığımızda İnanın fiziksel olarak hangi işi yaptığımız, onun başlığını ne olduğu bunlar daha az önem arz etmeye başlıyor. Çünkü gerçekten anlıyorsun ki senin en büyük görevin var olmak zaten. Var olma halini aslında çoğumuz %100'üyle deneyimlemiyoruz. Birazcık varız bu dünyada, birazcık varız bu alemde. Çoğu parçamız ya offline durumda, çevrim dışı halde atıl uyur vaziyette veya çok hızlı uyanıp çok hassasiyet geliştirip uyuşturduğumuz vaziyetlerde veya yaşadığımız hayat deneyimlerinden, yaşadığımız ilişkilenmelerden, zorluklardan, travmalardan ötürü var olan parçalarımız bölünük ve dağınık halde. O dağınık ve bölünük olan parçalarının hepsini toplayabilseydim eğer bu bedenin içerisine bu bedenin içerisinden hayatı, yaşamı deneyimleyen merkeze getirebilseydim o parçaların hepsini bedenimde var olurdum. Bunu sağlayabildiğimde zaten andalık gelebiliyor. En basitinden buradasın, bu kameraya bakıyorsun, bu ekrana bakıyorsun ama düşüncelerin bir saat sonrasında, bir gün sonrasında, ayın sonunda veya iki gün önce yaptığın konuşmadaysa sen var ve mevcut değilsin bu bedenin içerisinde. En azından biliyoruz ki %1'in orada, %5'in orada e bu bedenin içerisinde az bir kısmın var. Dolayısıyla işte kök çakra varlık bununla çok ilintili. Bizim var olmayı anlamamız gerekiyor. İşte bolluktan, bereketten, öz değerden, öz sevgiden vesaire bunlardan bahsediliyor ya bol bol. Sen bu bedende var olmayı algılayamadın ve idrak edemediğin sürece istediğin kadar bolluk bereket olumlaması yapabilirsin ama bir şeyin bol olması için bir şeyin önce var olması gerekiyor. Dolayısıyla Kök çakra meselesini yani ben bu dünya üstünde varım evet burayı çözmemiz en öncelikli mesele çünkü bir binanın temeli olması gibi bizim enerji bedenimizde kökten yukarı doğru diziliyor bunun aksi bir şey doğamız gereği zaten mümkün olmuyor var olmayan bir şey başka bir şeyle nasıl ilişkilenebilir ben önce var olacağım ki sonra duygularımı anlayacağım sonra bir diğerini anlayacağım onunla empati kuracağım onunla ilişki kuracağım. Sonra bu ikimizin arasındaki ilişkiden bütün varoluşu, birliği anlayacağım belki. Sonra daha ruhani, daha ince yerleri bunun üstüne dizebileceğim. Biz daha bu varlık halinde sorun yaşarken dünyada yer kaplıyor muyum ben? Acaba var mıyım? Acaba diğerleri beni görüyor mu? Benim fikrim önemli mi? Benim ne istediğim önemli mi? Daha buralara bile gelemezken daha üstündekilere geçtiğimizde ne yapmış oluyoruz? Bu varlık bilincini, bu dünyaya köklenme ve dünyayla sağlıklı güvenli ilişki kurma meselesini es geçmiş ve bypass etmiş oluyoruz. İşte bu varlık bilincini oturtamadığımızda, kökleyemediğimizde hayatımızı bizim kendi varlığımız değil, korkular yönetiyor. Kendi varlığımızla kaplayamadığımız alanı başka düşünceler kaplıyor. Başkalarının projeksiyonları, başkalarının hayata dair fikirleri, bakış açıları veya onların duyguları kaplıyor. Tabii başkaları, onlar bunlar dediğim kişiler de kimler? Bunlar benden ayrı, aa bu senin duygun, bu bana ait değil. Böyle bir yerde yok tam olarak. Aslında burası da kolektif bilinç dediğimiz yer. Ve kolektif bilinç içerisinde Hangi bilinç formları, hangi hakim düşünce yapıları daha çok egemen olursa, aslında boşluklarımızı onlar dolduruyor diyebiliriz. Yani bizim insanlık olarak bu hakim düşünce formlarını, hakim olan paradigmayı değiştirebilmemiz için önce kendi içimize zaten hakimiyet kurmamız lazım. Bu hakimiyeti kuramadığımız zaman hayatımız dışarıdan yönetilir. Yani içerimizdeki özün iradesiyle yönetilmez. Beynimiz bütün kolektif nasıl kodlanıyorsa o şekilde kodlanır. O şekilde yönetiliriz ve hiçbir zaman kendi hayatımızı yaşadığımızı ve kendi potansiyelimizi gerçekleştirebildiğimizi tam olarak hissetmeyiz. Böylece de aslında ne yaparsak yapalım Yaptığımız işi değiştirelim, ilişkiyi değiştirelim, kıyafeti değiştirelim. O huzuru zaten bulamayız. O yüzden benim hayat amacım ne? Ya bir an önce ben şu hayalimdeki işi bulayım falan diye bana sorduğunuz soruların cevabı bu. Sizin hayat amacınız var olmak. Benim hayat amacım var olmak. Kendim olarak var olmak. Benim bu konuda son dönemlerde yaşadığım açılımlar ne oldu? Öncelikle şu oldu. Uzun bir süredir yaklaşık bir, bir buçuk yıldır diyeyim korkularımla çok aktif bir şekilde çalışıyorum. Zaten birçok duygunun da yine dönüp dolaşıp korkuya bağlandığını görüyoruz. Düşük frekanslı diyebileceğimiz duyguların. Mesela suçluluk hissetmek veya utanç hissetmek bir gerisinde ne var diye baktığımızda yine korkuya doğru gidiyor. Veya şöyle diyelim sevgisizlik olan yerler. Çünkü sevginin ışığının ulaşamadığı yerleri korku yönetir ve sevginin yokluğunda Korku aslında yer kaplayabilir, yer tutabilir. Benim hayatımda nereler sevgisiz kalmış? Buralara bakıyorum. Ve o korkulara bakıyorum, bakıyorum. Korkuların yerine antitezlerini koyuyorum falan. Okey. Ama bir noktada şunu anladım. Her şeyi yaratan, benim içimdeki korkunun zerresini dahi yaratan, benim bu hayatta kaygı duyduğum her şeyi yaratan, bu hikayenin her bir milimini, zerresini bilen, her şeyin yaratıcısına gerçek bir inanç içerisinde olmadığımı fark ettim bir noktada. Bu arada zaten daha da geçmişimde bu inançla bağlantımı evet kesmiştim ve o bağlantıyı tekrar e, sağlama yolculuğundaydım. Ama burada fark ettiğim asıl şey şu oldu. Bu benim dilimde var, evet bir şeyler olduğunu biliyorum. Evet o görmediğim alana dokunuyorum, çalışıyorum ama hala hayata bu kadar güvensizlik içerisindeysem ben her şeye gücü yeten bir varlıktan hala şüphe ettiğimi fark ettim. Ki hani varlık da demek istemiyorum. Bütün varoluş alemini kapsayan ve yaratan o yer, o güç diyelim. Buna güven duymadığımı fark ettim. Ve bu da gerçekten çok çaresiz kaldığım bir anda bana geldi. Yani o kadar böyle bütün sistemimi donma moduna alan, artık galiba şu anda hayatım bitti, buradan sonrası yok, hani çıkmaz bir duvara geldim gibi hissettiren bir anın içerisinde e, bedenim, sinir sistemim, duygusal bedenim hepsi bu şokun ve paniğin içerisinde ama hala içimde o bilincin uyanık olduğu yere temas edebildiğim bir noktada dedim ki bir dakika... Şu an hikayenin içerisinde kayboluyorum. Şu an bir şeylerin benim başıma geldiğine inanıyorum. Ve başıma dışarıdan geldiğine göre bu şey de ancak dışarıdan bir etkiyle düzeltilebilir veya çaresi bulunabilir veya bu problem o şekilde çözülebilir. Böyle bir tavırda olduğumu fark ettim. Ve aslında asıl sırtımı yaslamam gereken, asıl her şeyi sormam, her şeyi istemem gereken tek bir yer varken Sürekli başka mecralardan, beklentiler içerisinde olduğumu fark ettim. İnsanlardan medet ummak, sistemlerden medet ummak veya bir şeylerin üzerinde aslında kontrolünün olması. Yani bir insan bana tırnak içinde kötülük ediyorsa, zarar veriyorsa veya bir koşul veya bir ilişki veya bir araç gereç, para gibi, işim gibi, devlet gibi... Birisi benim üzerimde negatif bir etki yaratabiliyorsa bu onun benim üstümde yarattığı bir negatif etki değil. Benim kendime yarattığım bir negatif etki ve o var olan e, araç gereçler, objeler bana bunu yaşatmakla yükümlü, görevli rol verilmiş araç gereçler. Yani tiyatro oyunu gibi diziyoruz. Hadi bakalım, işte şu şu sevgili bana e, acı versin. Hadi oynat bakalım. Biz aslında ruhsal düzlemde bunu yapıyoruz ve onu o şekilde sen yaradanla anlaşmalı bir şekilde kendine yazıyorsun zaten. Yani sana olup biten, senin için olup biten, seninle olup biten her şeyden yaratıcının haberi var. Yani sana onu birileri yapmıyor. Sen onu kendine yapıyorsun kendi kendine bunları yaşatabilmek için o rolleri birilerine ve bir şeylere zaten biçmişsin. Ve yaratıcı orada bunu izliyor. Çünkü senin özgür iraden var ve bunları kendin seçtin. Bazı maceraların içerisinden geçebilmek için kendin seçtin. Ve bunların içerisinde bunun oyun olduğunu hatırlayıp ki oyun olduğunu hatırlamak, sorumluluk almamak, çöpe atmak, her şeyden kaçmak gibi bir şey değil. Oyunu oynamaya devam et ama bunların senin üstünde bir gücü olmadığını hatırla. Bunlarla başa çıkabilecek, bunları dönüştürebilecek güce sahip olmasan bunları zaten yaşıyor olmazdın. Senin bu üçüncü yoğunluk seviyesinde ben dediğin karakterin gücü değil, yukarıdan, yaratıcıdan alabildiğin güç. Yaratıcıdan talep ettiğin, içinde ondan bir parça taşıdığın yer. Çünkü o öz hiçbir deneyimin, hiçbir negatifliğin dokunamadığı çekirdekte ve merkezde bir yer. O merkeze çekilmeyi ve oyunun içerisinde, olayların içerisinde kaybolmamayı hatırlamak ve senin ilişkinde yaşadığın problem, kaybettiğin para, alamadığın borç, efendim trafik vesaire bu dertleri de geçtim. Bunları geçtim bak. Dünyayı geçtim. Güneş sistemini, galaksiyi, evreni kainatı böyle yaratan bir güçten bahsediyoruz. Yani ne olup bitmekteyse onun çaresini, onun çözümünü isteyebileceğin başka bir mecra zaten yok. Ve o senin her an içinde. Buna bu bakış açısını ve bunu gerçekten bedensel olarak hissetmeyi sadece laf ve bir düşünce ve bir konsept olarak yaradan değil. His olarak bedende içeriden biliş olarak yaradan. Bunu idrak etmeye ve bunu hatırlamaya geçiş yaptığım bir yolculuğun içerisindeydim ben zaten. Meksika'da olduğum son aylarda daha çok arttı diyebilirim. Yani bu son 3-4 aydır bu yükleniyor sistemime ve epey yoğun bir yükleme. Peki ben bununla ilgili kampta ne yaşadım? Şimdi gittiğim kamp Akaşa eğitim kampıydı. Emrah Hoca'nın Akaşa Twin Flame hesabını takip edenlerden bana soranlar oldu. Ya nasıldı ben de takip ediyorum vesaire. Size bir önceki canlı yayınımda da bahsetmiştim. Ben de uzun süredir çok uyumlanıyordum buradaki bilgelikle. Tanışmak istiyordum Emrah Hoca'yla ve mutlaka bir eğitim almak, bir şey yapmak istiyordum. Öncelikle bu kampla ilgili benim için en kilit noktalardan bir tanesi şuydu. Bu kamp kesinlikle... ...spiritüel bir kamp değil. Bizim zaten eğitimimizin ilk modülünün konusu... ...bu alt iki çakra ki özellikle de kök çakra... ...burayı sağlamlaştırmakla alakalıydı. O yüzden de aslında bu kamp gerçekten köklenme kampı. Her gün yürüyüşler yaptık. Bazı dövüş sanatları çalıştık. Bu da belki başka videonun konusu olur ama... ...ben zaten genelde söylüyorum... ...spiritüel kelimesini... ...çünkü hani spirit ile bağlantılı olan demek yani çok matematiksel bir şekilde bu kelimeye baktığınızda ve yani spirit ruh e, ile bağlantılı olmayan ne var ki bu hayatta bu bir İkincisi bizim burada yaptığımız çoğu şey maddesel veya fiziksel biz onları spiritüel desek bile o spirit katmanına e, dayabilmek çok ayrı bir mesele olduğuna inanıyorum spiritüel demek o yüzden benim içime bile sinmiyor yani bu tarz şeylerden bahsederken. Ama şöyle diyeyim yani enerjetik çalışmalar, uçtuğumuz, kaçtığımız meditasyonlar vesaireler kesinlikle yaptığımız bir kamp değil. Bol bol konu anlatımının olduğu ama asıl neyin olduğu bedenlemenin olduğu bir kamp. Hangi konudan konuşsak, hangi konuda sınavımız olsa hemen karşımıza gelen ve gerçekten o fiziksel deneyimi yaşarken mesela yürüyüşü yaparken veya o savaş sanatını, dövüş sanatını çalışırken kendini mi savunuyorsun, saldırıyor musun, eril bir tavırda mısın, direnç mi gösteriyorsun yoksa saldırıya kendini teslim mi ediyorsun ve yumuşaklıkla mı onu savuşturuyorsun? Gerçekten bedenle anlamaya çalıştığımız. Yani aslında tam tabiriyle embodiment, bedene getirmek, vücuda getirmek, vücut buldurmak. Bunu yaptığımız bir kamptı diyebilirim ki bu da benim bir süredir kendimle çalışma metodum zaten. Veya bir sürü uçtuktan, kaçtıktan sonra gerçek dönüşümü getirdiğini gözlemlediğim, buna iyice inanç sahibi olduğum bir yol, yordam diyebilirim. Bu kök çakrayı ve hayata güvenmeyi, yaradana güvenmeyi tecrübe ettiğimiz bir çalışma yaptık. Ve ben aslında sizinle onu paylaşmak istiyorum. Çünkü kampın bu genel özeti dışında diğer tarafları birazcık özele girmiş oluyor. Eğer çekilirseniz, bizzat deneyimlemek isterseniz gelirsiniz. Bu çalışma ise şuydu. Öncelikle bu çalışmayı yeni ay gecesi yaptık. Yani gökyüzü neredeyse kapkaranlık. Bir ormana çıktık kaldığımız kamp yerinden. Yani orman demeyeyim o kadar vahşi bir yer değil ama ağaçlık böyle şeylerden, evlerden uzak bir yere doğru Gittik, karanlıkta yürüdük. Aslında Emre Hoca bize Adem bilincinden bahsetmişti. Bu Adem bilinci benim şu ana kadar kök çakraya veya köklenmeye dair bilmediğim, araştırmadığım, içine girmediğim bir bakış açısıydı. Ve tam olarak bu çalışmayı yaptıktan sonra rezone oldu. Nedir Adem bilinci? Adem bilinci aslında Adem cennetten dünyaya geliyor. Çünkü orada bir şeyler deneyimlemek istiyor. Ama cennet gibi bir realiteden dünyaya gelince kafası karışıyor ve bütün koskoca koca dünyada denizler, dağlar, ağaçlar, hayvanlar yani her şey var ve Adem bir başına yalnız ve insan. Ve Allah diyor ki: "Sen benim halifemsin. Benim halifem olarak seni görevlendirdim. Ve bu kaynakların hepsi senin için. Bak, sana ait değil. Al hepsini kullan, sömür değil." Senin için var yani senin ihtiyaçlarını karşılamak için koydum oraya dizdim diyor. Bunlarla ilişkilenebilirsin izin veriyorum kulum sana veriyorum bunları demiş yani. Ve o yüzden Adem ancak bir kendisi bir de Allah yani bir ben bir Allah biliyor dediğimiz nokta aslında. Orada o karanlık yere gittiğimizde hoca dedi ki sizi böyle tek tek bir yerlere koyacağım. Hani birbirinizden makul uzaklıklarda. Zaten bir şey doğru düzgün görülmüyor karanlıkta vesaire. Ve orada buna bir tefekkür edin dedi. Yani bu Ademliği hissedin. Dünyada tek başınasın. Bütün bu dağlar, denizler, bitkiler, hayvanlar hepsi senin için var ve Allah'ın halifesi olarak buradasın. Bunu bir hisset. Yani o muhabbeti kendin kur. Neyse ister yat, ister meditasyon yap, ister gül, ister ağla. Neyse ve ben orada şöyle bir deneyim yaşadım. Şimdi etrafta yaban domuzları var. Ama ben onu bilgi olarak biliyorum yani. Yaban domuzlarının olduğunu biliyorum. Görmedim, karşılaşmadım. Ama arada hışırtılar, çıtırtılar vesaire geliyor. Ve aslında çok temel olarak güvendeyim. Hani a desem orada 3-4 kişi zaten beni gelip alacak. Bunu da biliyorum. Ama e, o çalıların arasına ben oturdum. Bir yere böyle tünedim. Çıtırtılar geliyor mesela arkamdan. Veya işte saçımın değdiği ot yüzüme değiyor ve sanki bir şey gelmiş yüzüme çarpmış gibi oluyor ve bilinç olarak, zihin olarak bilsem bile güvende olduğumu bedenim hemen irkiliyor mesela. Ve hemen şunlar gelmeye başladı. Şimdi arkamdaki yaban domuzu buraya gelse adım adım bir anda sırtımda belirse mesela ne yapardım falan. Ki özel olarak yaban domuzu korkum da yok. Biliyorum ki zaten hayvan beni görse o da belki korkacak falan. Bunlar hep ama bilgi bakın bedenlenmiş değil, idrak değil, bilgi parçası. Böyle o bedenimdeki korkuyu hissettim, hissettim, hissettim. O korkuyla durdum. Hani başka bir alanda olsa ne yaparız? Öyle bir korku bedende çıkınca kaçarız, yer değiştiririz. Veya bunu günlük hayata uyarlayın. Maddi bir korku çıktı diyelim. Hemen dikkatimizi dağıtıyoruz. Veya ilişkimizle ilgili bir korku çıktı. Oho kendine dikkat dağıtıcıdan dikkat dağıtıcı seç. Yemek ye, dizi izle, bir şey yap korkuyla oturmak. Ne demek? Yani hiçbir yere gidemezsin orada. Elinde telefon yok oynayacak. Ne yaptım? Bedenimde yükseldi, 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 yükseldi o korku. Sonra ağlamaya başladım. Ama hani küçük bir ağlama. Ve sonra bir anda durdum ve şunu hissettim. Ya zaten sanki arkamdaki domuz, önümdeki bitki, yanımdaki ba başak buğday bunlar ve Allah birbirinden ayrı kavramlar da işte o gelip bana zarar verebilir. Efendim ayağıma taş değebilir falan Allah da oradan izliyor. Yani böyle bir ayrımda olduğumu fark ettim. Neyi demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ya zaten ayağımın altındaki bir gram topraktan bile haberi var. Ve şu an Allah nasıl isterse öyle dizili etrafıma zaten onun izni olmadan, onun rızası isteği olmadan o domuz bana yaklaşabilir mi? Sinek bile gelip ısırabilir mi? Yani zaten her şey yaradan benle o an nasıl konuşmak istiyorsa etrafıma öyle dizili. Yani yaradan arkamdan gelen domuzla bana bir şey söyleyecekse ancak o zaman o oraya gelir. Ve o zaman benim zaten onunla konuşmam gerekir. Ama benim gerçek anlamda başıma gelmesine ihtiyacım olan bir şey yoksa ruh yolculuğumda o şey hiçbir zaman başıma gelmeyecek ki gelse bile onu ben kendime seçtim o deneyimin sonundan bir şey öğreneceğim için. Dolayısıyla ben hep güvendeyim. Hep güvendeyim. O aklımıza gelen materyal şeyler işte düşüp takılıp düşer miyimden tut da parasızlıktan korkmaktan tut, insandan korkmaktan tut, işte Kovarlar mı, döverler mi, dışlarlar mı? Herhangi bir kendimize otorite belirlediğimiz şeyden korku sahibi olmaktan bahsediyorum. O korkuların hepsi çok yersiz çünkü o olma olasılığı olduğunu düşündüğün şey her neyse, mesela maddi olarak battın, ebat milyarlar kaybettin, kaybet. Senin o milyarlar dediğin ve çok büyük zannettiğin şey yaratıcı için bak şu değil. Parmak şıklatma değil yani mesele değil. Toz zerresi. Hani seni oraya koyduysa sistem bir anda ve bir saniyede seni oradan çıkartma gücü var. Ve o gücün aynısından senin içinde de var. O yüzden yani hiçbir kayıp aslında kayıp değil. Hiçbir zarar zarar değil. Yani o en korktuğun senaryo bile başına gelse güvendesin. Anlatabiliyor muyum? Yani bizi tehdit eden aslında hiçbir şey yok. Tehdit ettiğini zannettiğimiz, kendi gücümüzü verdiğimiz ve o gücü Yaradan'dan aldığımızı hatırlamadığımız yerler var. İşte bunun tam bilinci ve idrakı o anda geldi. Yani bir perde yırtılmış gibi bir şey oldu. Hani hep şurayla konuşuyorum zaten. Ya ben ne hissediyormuşum biliyor musunuz? O yaratıcı... Bana zaman zaman arkasını dönüyor, gidiyor. Bir sürü işi gücü var, onu yapıyor falan. Ben de burada takılıyorum. Bir şeylerle mücadele ediyorum falan. Ay işte domuz mu geldi, o mu gitti, köpek ısırırsa falan. Hani bütün bunlar bana oluyor. Ben burada yalnızım, terk edildim, atıldım, bırakıldım tek başıma ve bu bir sürü korkunç ve zararlı şeyle mücadele etmeye çalışıyorum. Allah da orada bir yerde falan. Ya yani bu ne demek? İşte Allah beni bazen seviyor, bazen sevmiyor. Bazen bakıyor, bazen bakmıyor. Bazen görüyor, bazen görmüyor. Ya bu nasıl bir şey? Yine ebeveyn muamelesi yapmak aslında. Halbuki öyle bir şey yok. Hep oradasın. Hep. Hep onunla konuşuyorsun. Ne olursa olsun. Domuz da saldırsa onunla konuşuyorsun. Köpek de ısırsa onunla konuşuyorsun. Köpek yanında kuyruğunu sallaya sallaya gezdiğinde de onunla konuşuyorsun. Sinek gelince de ondan geliyor. Falan filan. Tam olarak burayı bedenledim. Yani o korkunun içinden geçip orada öyle bir çatlamayı yaşayınca dedim ne yapacaksın? Şu an en kötü senaryo ne? Buyurun size Theta Healing'deki kök inançları kazma sorusu. En kötü ne olabilir? Geldi domuz tamam. Ne yapacak? Öldürecek mi? Yo yani benim zaten yolum nerelerden geçmişte oraya evrilmişte. Ben o kampa gitmeye karar vermişim de, yolu göze almışım da, bütçesini göze almışım da, o kampa gelmişim de, zaten ilim öğreniyorum, zaten kalbime yolculuk yapıyorum. Domuz mu? Beni mi öldürecek? Bu mu yani benim hayat planım? <gülüyor> <gülüyor> Yo. E tamam o zaman ne olabilir? E gelir, bakışırsın. Belki geri gider falan. Ne bu? Sadece bir tane deneyim. Neyden korkuyorsun? Bir şeylerin, yaradanın bilgisi, planı dahilinde olmuyormuş ilizyonunda veya benim planım benim ruhumun planı dahilinde olmuyormuş ilizyonundan. Yani kontrolü kaybetme ilizyonunda. İşte senin bu hayatta ben diye tanımladığın o küçük ben, o karakter, bu hayatı 20, 30, 40, 50 yıldır yaşayan o karakter zaten hiçbir şey kontrol edemez. Yani şu kadarcık bir şey kontrol edebilir. O çok sınırlı bir varlık, çok bildiklerimiz çok çok az. Yani bu hayatta deneyimlediklerimizin penceresi kadar biliyoruz hakikati. Ama içeride ruh hakikatle ilgili çok Derya Deniz Engin şeyler biliyor. Ve zaten ruhun kontrolünde. E zaten benim kontrolümde değil. Bu ilizyonlardan çıkmak, kök çakrayı bu açar. Ve bizi dünyaya işte bu kökler. Ne olursa olsun güvendeyim hali. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah yolculuğunuza, yolunuza ışık tutmuştur, aydınlatıcı olmuştur. Bahsettiğim gibi biraz buranın mantığını, mentalitesini Kaygısız Sabahlar atölyemde anlatmıştım. O atölye hala erişilebilir eğer ilginizi çekerse öneririm o yolculuğun içerisinden geçmenizi. Atölyeyi almış olanlarla bir Telegram grubumuz var. Oradan da desteklere devam ediyorum bu tarz açılımlar geldikçe de paylaşıyorum. Ömür boyu erişebiliyor olacaksınız atölyeye ve içindeki çalışmalara. Bir sorunuz, geri bildirimleriniz olursa yorumlarda veya özelden ulaşarak iletebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.